Tekrar merhaba. Bu dersimizde bir önceki derste hazırladığımız rastgele generic password işlemini, rastgele ürettiğimiz string veriyi genişleteceğiz ve biraz daha profesyonel hale getireceğiz. Ve farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacağız. Bunun için aynı örneği biraz değiştireceğim. Bu şekilde gereksiz kod yazmaktan kurtuluruz. Şurasını tekrar kullanacağız mesela bu kodu. Bunun haricinde şurayı değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğimi göstereyim. Bunun için const char set lowercase diyorum. Şimdi burada yapmak istediğim şeyi söyleyeyim. Ben bunu kendim belirlemiştim. Şu algoritmayı. Yani dışarıdan bu generate password'ı kim kullanırsa kullansın aynı algoritma çalışacaktı ama bunu değiştirebiliriz. Mesela kullanıcının seçeneğini bırakabiliriz bunu. Mesela kullanıcı küçük harfle başlayacak bir veri istemeyebilir. Yani içerisinde küçük harf bulunan bir password istemeyebilir. Ya da büyük harf bulunmasını istemeyebilir. Ya da rakam istemeyebilir. Ya da bu function'ı kullanacak kişi özel karakterlerle şifresini daha da zor kırılır, tahmin edilir hale getirmek isteyebilir gibi birçok seçenek var. Bunların hepsini biz bu örnekte uygulayacağız. Const diyorum. Şurayı kopyala yapıştır yapayım ben. Lowercase ve uppercase verimiz var. Bu da numbers olsun. Bu da özel karakter için specials olsun. Special chars. Ben şuradan küçükleri hemen kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Büyüğü de buradan aldım. Yapıştırdım. Numarayı da alıyorum. Numbers'a atadım. Özel karakterler için de her özel karaktere izin vermemeniz gerekir. Bunun farklı birçok sebebi var. Ben şu kadarlık bir özel karakter belirledim. Bunları siz istediğiniz belirleyebilirsiniz. Mesela şunların şifrede bulunmasını istemiyorsanız yazmazsınız. Dikkat ederseniz ben taksim gibi işaretleri koymadım. Bunlar programatik olarak da sıkıntı çıkartabilir. Gerekli değil. Şimdi şurayı değiştireceğiz. Öncelikle benim seçenekleri tutmak için bir nesneye ihtiyacım var. Bunu bir struct olarak belirliyorum ben. Option struct dedim. Ve dedim ki öncelikle kullanıcı bana length bilgisini verecek. Bunu vermek zorunda. Int length. Uppercase olup olmadığını bana söylemek zorunda. Dışarıdan bu şekilde bildirmeli. Lowercase istiyor musun bu şifrede? Bunu da söylemelisin. Numbers istiyor musun? Bunu da boolean, yes, no olarak söyle. Specials kısmında da yine boolean olarak bunları alacağım. Yes, no şeklinde. Ondan sonra iş buraya geliyor. Bu arada şurayı da siliyorum. Burası komple değişecek. Ne yapacağım ben şimdi? Şunu bir keseyim ben. Şuradan kestim. Bunu da sonra yazarız. Burada yine bir x oluşturacağım. Benzer bir şekilde şu işlemi yapacağım ben. Byte oluşturuyorum. Şimdi yukarıda öncelikle şurayı da değiştirmeliyim tabii. Ben dışarıdan artık length değil option nesnesi almam gerekiyor. OPT adında olacak bu. Ve geriye de tek bir değer değil string ile birlikte error da dönebilirim. İçeride çünkü farklı işlemler yapacağım. Birçok işlemin sonucunda hata oluşturulabilir ya da ben dışarıya hata göndermek isteyebilirim. Bunu oluşturuyorum. opt.length diyorum. Yani dışarıdan kullanıcının gönderdiği length uzunluk kadar ben dizi oluşturacağım içeride. Onu kullanacağım. Bunun sorunu ne? Undefined length. Evet. th
İçeride bu işlemleri yapmak için bir charset nesnesi oluşturuyorum. Bunu sadece içeride kullanacağım. Bir de kontrol sağlayabilmek için, neyse onu bir sonraki adımda örnekli bir şekilde anlatayım. Şimdi kontrollerimi yapıyorum. Diyorum ki if opt'nin uppercase'i true ise kullanıcı büyük harfli verilerin bu şifre password içerisinde olmasını istiyorsa true ise buraya gelecek. Ben dışarıdaki charset'e ekleme yaparak sen charset uppercase'i al diyorum. Yani içeride şu an boş olarak duruyor ama eğer kullanıcı uppercase'i true olarak gönderdiyse sen bunu direkt şuradaki uppercase verisini hemen içerideki charset'e ekle. Ben bunu kullanacağım demek algoritma içerisinde. Şu şurada dursun. Bu işimize yarayabilir. Şimdi bunu copy and paste tekniğini kullanarak kullanıyorum. Lowercase. Burada da gene benzer bir işlem. Bu sefer lowercase. Eğer kullanıcı lowercase yani şu küçük karakterleri istediyse, true geldiyse bunu da ekle içerideki charset'e. Eğer kullanıcı specials özel karakterleri istediyse bunu da yaz. Şöyle specials şeklinde. Son olarak da numbers. Kullanıcı eğer numbers'ı true olarak gönderdiyse şifre içerisinde numbers istiyor demektir. Bu kadar net. O zaman bunu da ekle. Ondan sonra ne yaparız? Şimdi burada bir şu işlemin aynısını yaparız. Copy paste. Okay. Peki. Son olarak da şunu yukarıda yaptık tabii. O gereksiz. Son olarak da bu function'ımız return ile dışarıya string x dönmesi gerekiyor. Neden x? Bir kere string'i dönmemizin sebebi şu. Buradaki veri zaten. Onu string'e dönüştürüp, byte'ı string'e dönüştürüp bir şifre olarak geriye dönüyor. Nil ise eğer herhangi bir hata yoksa buraya kadar gelir. Hata yoksa da nil error olarak nil geriye dön demiş oluyorum. Buradaki sorunumuz ne? Şu önceki koddan kaldığı için ben içerideki charset'i kullanıyorum burada. Bu da aynı şekilde. Tamam. Peki eğer kullanıcı bunların herhangi birini true olarak göndermediyse ne olacak? O zaman bizim hiçbir password üretmemiz mümkün değil. Default değerimiz yok çünkü burada. Lowercase false, diğerleri false mesela. Biz ne üreteceğiz? Hangi bir charset'te üreteceğiz burada? Bunu üretemeyiz. O yüzden şuraya bir nokta koyuyorum. Ve diyorum ki charset'i ben kontrol ederim. Ve bu kontrol işleminde tabii bu şifreyi üretmeden önce kontrol etmem lazım. Eğer charset değerim nokta ise mesela bunu sadece içeride ben biliyorum sadece. Eğer bu nokta ise return non-generated ve bir de hata dön. Herhangi bir seçim yapmak zorundasınız. Karakter seçimi yapmak zorundasınız diyelim. Bunun ne olduğunu testlerde göreceğiz zaten. İşim bitiyor. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Hemen bunu test ediyorum. Password ERR dedim. Generate password option. Şurada veri oluşturuyorum. İlk test verimi oluşturdum burada. Burada yaptığım şey aslında option'ı parametre vermek. Option'ın parametresi ne? Length.
15 karakter olacak. Yani şifremizin uzunluğu 15. Uppercase olsun mu? True. Yes olsun. Lowercase olsun mu? Şifre içinde olsun bakalım. Special karakter o da olsun. Number da olsun. Hepsi olsun. Peki. Bunu nasıl işleriz? Bu bize bir eğer hata oluşmazsa ki bu seçimlerde hata oluşması mümkün değil. Çünkü her şeyi gönderiyoruz. Bize bir password dönmesi gerekiyor. Ben bunu direkt ekrana basarım. Sonra da bir isterseniz bir hata kontrolü yaparsınız burada. Çünkü error nesnesini alıyorum ben burada. Eğer şu error nesnesini almasanız, almak istemezseniz, hata olsa bile ben ilgilenmiyorum derseniz sorun yok. Şunu yapın sadece. Ama biz istiyoruz. Amacımız öğrenmek. Test edelim şimdi bunu. Go run main.com. Evet. Çok iyi. Özel karakterlerle birlikte bakın N küçük 2 var. Alt çizgi var. Altta büyük harfler var. Rakam var. Gene özel karakterler bu iş görür. Peki bunun farklı versiyonlarını nasıl yaparız? Hemen bunu mesela bazı karakterler olmasın. Testimiz böyle olsun. Uppercase olsun mu? False. Lowercase olsun. Ya da uppercase olmasın. Olsun. Lowercase olmasın. Daha hoş görünüyor şifre. Special olsun mu? Olsun bakalım. Numaralar da olsun tabi. Bakın bu çok ilginç bir şey oldu. Çok sevmem bu tür şifreleri aslında. Bunlar da biraz zorlarsak şey yapar. Yönetebiliriz yani. Başına sonuna sadece büyük harfler gelsin ya da küçük harfler gelsin. Biraz zorlar yani. Uzatır kodu daha doğrusu. Değiştireyim. Ya da mesela şunu da diyebilirsiniz. Eğer şifrenin içerisinde şu karakter varsa bunu bir daha kullanma. Sadece bir kere kullan denebilir. Bunları tabii uygulamayı epey bir geliştirerek yapabilirsin. Bunu C# yapmıştım farklı bir proje için mesela. Böyle bir ihtiyaç vardı. Ama o performansı etkileyecektir. Çünkü her seferinde siz o kontrolü yapmanız gerekiyor. Mesela şöyle yan yana gelmesini engellemek, iki tane özel karakterin yan yana gelmesini engellemek biraz daha şifreyi hoş gösterebilir. Bu da ilginç oldu mesela. Değiştiriyorum ben bunu. Ne yaparız burada? Şimdi bu yok, şu yok, bu olsun. Özel karakterleri çıkartıyorum bu sefer. Bakalım nasıl görünecek. Evet, bu biraz daha akılda kalıcı, gözü yormayan bir şey gibi görünüyor mesela. Bir de ne yaparız? Numaraları çıkarabiliriz. Hatta ben küçük harfi de çıkartayım. Numaralar kalsın. Küçük harf biraz tuhaf gösterebiliyor. Yorabiliyor. Bakın bu biraz daha cool duruyor. Bu olabilir. Mesela kullanıcının canını sıkan ve hataya sebep olan şeylerden biri şu. Sıfırla O. Harika oldu bu örnek. Bu sıfırla O'yu mesela çıkartabilirsiniz şifreden. Tek yapmanız gereken şuradan küçük ve büyük O'ları bir de şu sıfırı bu charset listesinden çıkarmak olacak. Çünkü hangisi sıfır hangisi O bazen gerçekten karıştırılabiliyor. Evet. Peki şu da var. Bunu denemedik mesela. Onu deneyelim. Bunların hepsini de ben false gönderirsem ne olur? Ha, bu arada şunu da 15 değil 10 ile deneyelim bu sefer de. False dedim buna da. Bu da, bu da. Şimdi bizi uyarması gerekiyor.
Non-generated, herhangi bir şifre üretilmedi, herhangi bir karakter seçimi yapmak zorundasınız. Bu kadar. Örneğimiz umarım faydalı olmuştur.